Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından merhaba, ben Özlem Tınaz. Amerika, İran, Irak üçgeninde dün akşamdan bu yana sıcak saatler yaşanıyor. İran'ın Irak'ta ABD askerlerinin de bulunduğu iki üste füze saldırılarının ardından Orta Doğu'da gerilimin artmasından endişe duyuluyor. Karşılıklı açıklamalar birbirini takip ederken Washington-Tahran hattındaki son gelişmeleri aktaracağız bugün yayınımızda. Başkan Donald Trump'ın bugün yapacağı açıklamada hangi mesajları vermesi bekleniyor? Bu soruya yanıt arayacağız ve söz konusu açıklamayla bir anlamda Washington yönetimi bundan sonra nasıl bir politika izleyecek bunu da öğrenmiş olacağız. Tüm bu yaşananların ekonomi etkileri de konuşacağımız bir başka başlık olacak. Piyasaların petrol fiyatlarının seyrine bakacağız. Kısacası hem geceden yansıyanları hem de bundan sonrası ilişkin öngörüleri paylaşacağız. Stüdyo Washington başlıyor. İran, Amerika'nın İranlı General Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından intikam alınacağını açıklamıştı. Ancak bu intikamın boyutu ne zaman ve nasıl olacağı merak ediliyordu. İran'ın ABD askerleri ve koalisyon güçlerinin bulunduğu Irak'taki Ayn el-Esad ve Erbil üslerini hedef almasıyla bu soruya yanıt bulunmuş oldu. Şimdi ise Amerika'nın bu saldırılara nasıl karşılık vereceği, İran'ın bir adım daha ileri gidip gitmeyeceği merak konusu. Başkan Donald Trump saldırılar sonrası Twitter üzerinden paylaştığı mesajında bu sabah açıklama yapacağını söylemişti. Önümüzdeki saatlerde yaklaşık 1,5 saat sonra Washington'un izleyeceği politikayı söz konusu açıklamayla öğrenmiş olacağız. Ama saldırının hemen ardından Washington'da neler yaşandı? Beyaz Saray'da, Pentagon'da, Kongre'de neler oldu? Tüm bunları Serhan Akif Akyıldız'la konuşacağız. Serhan, artık gözler Başkan Donald Trump'ın 1,5 saat sonra yapacağı açıklamaya kilitlenmiş durumda. Ne tonda bir açıklama yapması bekleniyor Başkan Trump'ın? Özlem, beklenti gerilimi düşürmesi tonunda diyebiliriz. Çünkü dünkü saldırılardan sonra bütün gözler Beyaz Saray'daydı. Başkan Donald Trump'ın daha önce attığı tweetlerden, sosyal medya hesabından hatırlayacaksın. İran'ın karşılık vermesi durumunda 52 hedef belirlediklerini, bu 52 hedefi vuracaklarını, ki bu hedefler arasında kültürel alanlar da vardı, belirtmişti. İşte Amerikan yayını, Amerikan televizyonları saldırıyla ilgili yayına geçtiklerinde, özel yayınlarında hep bu Trump'ın sosyal medya mesajına atıfta bulundular. İşte Trump ne yapacak, Amerikan yönetimi ne yapacak, nasıl harekete geçecek diye. İlk anlar çok önemliydi o saldırıda. Herkes Amerika'nın karşılık vermesi halinde hemen mi vereceğini, hani birkaç dakika, hatta birkaç saat içinde bir yanıt olacağını, olabileceğini bekliyordu bazı kesimler. Bu tepki gelmedi. Aslında o biraz gerilimi düşürdü diyebiliriz yavaş yavaş, Amerika'nın tepkisinin gelmemesi. Ardından İran'ın yaptığı bu füze saldırılarının boyutları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. İşte herhangi bir can kaybının olmaması, Amerikan can kaybının, Irak can kaybının, kimsenin hayatını kaybetmemesi önemliydi. Zaten şu sıralar Amerikan yönetimi İran'ın attığı füzelerin bilerek hedeflerini tutmadığını, yani İran'ın bilerek aslında hedefleri doğrudan öldürücü şekilde hedef almadığı yorumlarına yapılıyor. Amerikan yönetimini bunu giderek düşünmeye başladı. Bir tane uzmanın dediği önemli, Danimarka'dan Orta Doğu ile ilgili bir uzman. İran bölgede can kaybı olmaması için neredeyse elinden geleni yaptı demiş ki, gerçekten de olan olaylar, gelişmeler ona işaret ediyor gibi. İran dikkatli davranmış, can kaybı zaten Irak Başbakanı'nı uyarmış olay öncesinde. Irak'ın da Amerikan medyasına yansıdığı kadarıyla Amerika'yı uyardığı belirtiliyor bu konuda. Bunun da can kaybının önüne büyük ihtimalle geçtiği yorumları yapılıyor. İşte Amerika'nın hemen tepki göstermemesi, Irak'taki üslerde can kaybının olmaması durumu biraz sakinleştirdi zaman içinde. Dün geceden bahsediyorum. Daha sonra Başkan Donald Trump'ın ilk önce Beyaz Saray'da ulusa sesleniş konuşması yapacağı belirtildi ki bu tansiyonu germiş diyece, çünkü çok önemli bir açıklama yapacağını herhalde konuşuyordu herkes diye düşünüyordu. Daha sonra Trump'ın bu açıklamayı da yapmayacağı, ulusa sesleniş konuşmasını da yapmayacağı belirtildi. Ki o sıralarda Beyaz Saray'a hemen Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Savunma Bakanı Mark Esper, hepsi Beyaz Saray'a akın ettiler diyebiliriz. Beyaz Saray'da çok önemli bir toplantıydı. İşte o toplantının sonuçları bekleniyordu o sırada. Ancak olayın öneminin,
can kaybı olmaması çok büyük. Çünkü o sırada yayınlara çıkan Demokrat Kongre üyeleri diyelim, hemen hemen herkes umarız can kaybı olmamıştır, can kaybı olmamıştır diyordu. Çünkü can kaybı olursa olduğu takdirde, özellikle de bir Amerikan can kaybı, Amerika'nın Trump yönetiminin çok sert karşılık verebileceği yorumları da yapılıyordu. İşte can kaybı olmadı, ortaya çıktı, can kaybının olmadığı ortaya çıktı. Başkan Donald Trump toplantısını iptal etti ve ardından da tweet mesajı paylaştı sosyal medyadan. O paylaştığı mesaj önemliydi çünkü o mesajda Trump'ın daha önceki mesajlarından İran'ın eğer karşılık vermesi durumunda saldırırız, çok sert olur, çok hızlı olur yönündeki açıklamaları yoktu diyebiliriz. Sadece yarın basın toplantısı düzenleyeceğini, konuyla ilgili açıklama yapacağını belirtmişti. İşte yarından kastettiği bugün, yaklaşık sen de söyledin, 1,5 saat sonra bu toplantıyı düzenlemesi bekleniyor. Şu ana kadar çok sert bir karşılık olsaydı Amerika büyük ihtimalle buna yanıt verirdi. Geneldeki kanı bu burada şu anda. O yüzden Trump'ın da özellikle o dünkü paylaşımı, sosyal medya paylaşımı gerilimi oldukça düşürdü diyebiliriz. Trump'ın bu nedenlerle diyelim 11'deki yerel saatle 11'deki basın toplantısında tansiyonu düşürmesi beklenen açıklama yapması bekleniyor. Ancak şunu da ilave edelim. Trump çok önceden öngörülemeyen davranışlarıyla, söylemleriyle de bilinen bir başkan diyebiliriz. Ama şu ana kadarki görünen, en azından onu ilave edelim, Başkan Donald Trump'ın açıklamasının tansiyonu düşürmesi bekleniyor. İran'dan gelen açıklamalar da aslında biraz sert. Ama çok sert değil diyebiliriz. Özellikle Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'in açıklamaları önemli. Cevat Zarif dünkü olaydan sonra, hatırlayacaksın, saldırıdan sonra İran'ın karşı saldırısını gerçekleştiğini, bir karşılık verdiğini ve bunun sonuçlandığını belirtti. Ve İran'ın savaş istemediğini, gerilimi düşürmeyi istediğini söyledi. Bu mesaj da çok önemliydi ki Cevat Zarif bugün de sabah saatlerinde açıklamalarda bulundu, benzer açıklamalarda bulundu tansiyonun, gerilimin düşmesine dair. Cumhurbaşkanı Ruhani İran'ın son yanıtının, bu Kasım Süleyman'ın öldürülmesiyle ilgili olarak bütün Amerikan askerlerinin Orta Doğu'dan çekilmesi olduğunu söyledi. Dini liderden açıklama geldi. Bu saldırılar Amerika'nın yüzüne atılmış bir tokat dedi. Amerikan askerlerinin bölgeden çekilmesi yönünde çağrı yaptı. İran Savunma Bakanı'ndan açıklama geldi. O da dedi ki eğer Amerika dedi bu saldırıya yanıt verirse dedi, bizim de vereceği saldırının orantısına göre o ölçüde yanıt vereceğiz dedi. Aslında Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden hemen sonra İran'dan gelen, özellikle askeri kanatla dini lider diyebiliriz Hameney'den gelen sert açıklamalar dozajını biraz düşürdü diyebiliriz. Hameney'in açıklaması çok çok sert değil. Bir süre önceki açıklamasına göre çok sert intikam alacaklarını söylemişti. Herkes açıkçası, genel görüş, bu saldırılardan daha geniş çaplı, daha büyük çaplı bir şeylerin olabileceği yönündeydi. İran'ın vekil güçler olarak nitelenen, biliyorsun, Orta Doğu'da birçok bölgede Şii militanlar, etkin Şii militanlarla saldırı düzenleyebileceği, onlar aracılığıyla Amerikan hedeflerine saldırı düzenlenebileceği belirtiliyordu. Burada İran onu yapmadı. Burada İran doğrudan kendisi, kendi topraklarından bir saldırı düzenledi. Bu saldırıyı üstlendi. Aslında İran burada belki de bir nevi mesaj vermek istedi denilebilir. Çünkü kendi topraklarından balistik füzeyle, çünkü saldırının ilk anlarında bunun füze mi yoksa roket mi olduğu daha belirlenememişti, net değildi. İran füze saldırısı, yani ulaştığı teknolojik boyutu da belki İran göstermek istediği nokta atışlarıydı bunlar. Amerika'nın askerlerinin bulunduğu, hemen hatırlatın, bunlar Amerikan üssü değil, Irak üsleri aslında. O üslerde bulunan Amerikan askerleri diyelim. O açıdan da doğrudan bir Amerikan üssünü hedef almamış diyebiliriz belki İran'ın. Ama dediğim gibi işin bu noktada kalmasında, bu kadar şimdilik en azından büyümemesindeki en önemli etken İran'ın Kasım Süleyman'ın öldürülmesinden sonra
gösterdiği bu tepki diyebiliriz. Çünkü burada sen de hatırlayacaksın, İran'dan gelen açıklamalar nedeniyle daha büyük bir saldırı beklentisi vardı açıkçası. Amerika'nın Orta Doğu'daki üsleri alarma geçmişti, güvenlik önlemleri arttırılmıştı. Ancak saldırı diyelim, Washington'un beklediği şekilde olmaması belki de şu anda da çok yükselen gerilimin bir anda azalmasına da neden olabilir. Çünkü özellikle Demokrat Kongre üyeleri, Amerikan medyasına konuşan üyeler bu olaydan sonra Amerika'nın da karşılık vermemesi halinde, ki şu ana kadar öyle bekleniyor diyelim, vermemesi halinde iki ülke arasındaki gerilimin oldukça azalabileceğini, yeni bir sayfa açılabileceğini, yani daha umutlu günlerin gelebileceğini belirtiyorlar. Onu da hatırlatalım hemen. Demokratlar zaten burada İran'la herhangi bir savaşa oldukça karşı. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi hatırlayacaksın, kongreye bilgi verilmemesinden yakınıyordu gelişmelerle ilgili, Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından. Bugün onunla ilgili de gelişmeler var. Kasım Süleymani olayı ile ilgili Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Savunma Bakanı Mark Esper, CIA Başkanı, Merkezi İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve ayrıca Gina Espel ve ayrıca Mark Miley bugün önce Temsilciler Meclisi'ne gidecekler, Genelkurmay Başkanı Mark Miley. Onlara Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili ayrıntıları açıklayacaklar, ki burada bir süredir neden öldürüldüğü, hangi gerekçeye dayanarak öldürüldüğü tartışılıyor. Ani bir tehdidin bertaraf edildiğini belirtiyordu Trump yönetimi. İşte bu ani tehdidin ne olduğunu sorguluyordu Demokrat Kongre üyeleri. İşte onunla ilgili önce Temsilciler Meclisi'nde bilgilendirecekler. Daha sonra bu dört isim Senato'ya geçecek ve kapalı kapılar ardında bütün senatörlere Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili ayrıntılı bir bilgi vermesi bekleniyor. Ama gelinen noktada çok beklenen olmadı diyebiliriz, ki bu iki taraf için de, herkes için, bölgedeki için, herkes için de iyi diyebiliriz. Zaten uzmanlar İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile, Amerika ile bildiğimiz anlamda bir konvansiyonel savaşa girmesini beklemiyorlardı. Çünkü Amerika süper güç, İran o kadar güçlü değil. Bunun İran'ın çok büyük zararına olabileceğini kaydediyorlardı. Ancak yapılan sert açıklamalarla da iç kamuoyuna yönelik, İranlı yetkililerin iç kamuoyunu tatmin etmeye yönelik açıklamalar olduğu yorumları yapılıyordu, ki bu saldırı da bir nevi onu aslında kanıtlıyor diyebiliriz belki de. Çünkü o açıklamaların, o kadar sert açıklamaların sonucunda böyle bir saldırı aslında bölgeyi rahatlattı, en azından şimdilik diyoruz. Çünkü Başkan Donald Trump'ın 11'de bir basın toplantısı var. Bölgeyi rahatlattı diyebiliriz. Can kaybı yok. Daha önceden bilgi verilmiş Irak Başbakanına, ki Irak Amerikan medyasına yansıdığı kadarıyla Irak Başbakanı bilgiyi aldıktan sonra Amerikalı yetkililerle paylaşıyor bunu. Buna göre önlemler alınmış. Atılan füzeler zaten tahrip gücü çok olmayan füzeler olduğu belirtiliyor. Özellikle Erbil'e iki füzenin düştüğü, yani Amerikan medyasının oradaki muhabirlerin aktardığına göre sesi bile çok zor duyduk şeklinde aktarımları vardı. Ondan fazla füzenin Bağdat yakınlarındaki üsse düştüğü belirtiliyor, ki hiç can kaybının olmaması dikkat çekici. Önemli bir zararı olmadığı belirtiliyor üsse. Yani burada İran çok temkinli bir adım atmış gibi görünüyor. Topu Amerika'ya bıraktı şimdi. Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, dediğim gibi, sabah saatlerinde tekrardan dedi Amerika mantıklı davransın şeklinde. Belli ki Tahran bu işin uzamasını, büyümesini istemiyor. Başkan Donald Trump da herhangi bir Amerikan üssüne, herhangi bir Amerikalıya zarar gelmesi, hani çok sert karşılık vereceğiz demişti. Gene söylüyoruz, resmi olarak Amerikan üssü değil, Irak üssü de, oradaki Amerikan askerleri bulunuyorlar o üste. Evet, dün bir kavram kargaşası yaşandı saldırının hemen ardından, hem Türk basınında hem Amerikan basınında Amerikan üslerine bir saldırı olduğu yönünde. Ancak bu üslerden biri Ayn el-Esad'ın da bir önemi var, sembolik önemi var. Noel gecesi Başkan Donald Trump bu üste bir ziyaret gerçekleştirmiş ve Noel yemeğini buradaki Amerikan askerleriyle birlikte yemişti. Bir başka sembolik önemi de aslında saldırı
saldırının zamanlamasıyla ilgili Kasım Süleyman'ın öldürüldüğü saat sularında yine bu saldırı gerçekleşti. Dolayısıyla aslında İran hem belki öfkeli, İran halkına yönelik bir takım mesajlar verdi, kamuoyuna yönelik mesajlar verdi ama bu sembolik mesajlarla da bir anlamda aslında Amerika'ya sesini duyurmaya çalıştı diyebilir miyiz? Amerika işte herkes bir nevi bu dediğini konuşuyor. Amerika'ya mesaj vermeye çalıştı. Hani Amerika'ya zarar vermekten çok ya da gerilimi çok tırmanmaktan çok Amerika'ya mesaj vermeye çalıştı. İşte 11'de yaklaşık 1,5 saat sonra yerel saatle Amerika'nın bu mesajı alıp almadığını, Trump yönetiminin bu mesajı alıp almadığını göreceğiz. Ama şu ana kadar medyaya yansıdığı kadarıyla diyelim gene 11'i dikkat çekelim 11'e. Amerika mesajı almış gibi görünüyor. Hiçbir can kaybı yok. Doğrudan bir Amerikan üssünü hedef alma yok bölgede, kuvvette ya da başka bir ülkede. Sadece füzelerle yapılmış, tırnak içinde biraz göstermelik, biraz iç kamuoyuna yönelik gibi duran bir saldırı söz konusu burada. Ama gene söyleyelim, İran kendi en azından füze teknolojisi konusunda ulaştığı noktayı da gösterme açısından, nokta atışı yapabilmesi açısından da önem taşıyor diyebiliriz. Ancak bundan sonra böyle büyük bir gerilimi gerçekten bölgenin de nasıl sonuçlara yol açabileceği tam bir muamma. Çünkü işte az önce de söylediğimiz gibi sadece İran değil, İran'ın bölgede birçok ülkede, Lübnan'da, Irak'ta, Suriye'de vekil güçleri olarak nitelenen güçleri var. Şii militan gruplar var. Onların da topyekün bu çatışmaların içine girecek, girebilecek olması, olası bir çatışmanın içine girebilecek olması bölgedeki gerilimi bir anda arttırabilir diyelim. Bununla birlikte biliyorsun Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Irak'a gidecek. Tansiyonun düşürülmesi açısından Amerika, hemen hatırlatırım, Rum kesiminde bir hızlı güç, müdahale güç, olası kötü senaryolara karşı bölgeden Amerikan personelini çıkarma açısından bir güç konuşlandırmayı planlıyor Rum kesimine. Böyle de gelişmeler var. Ancak günün sonuna baktığımızda en azından İran'ın saldırısı sonrasında korkulan olmadı diyebiliriz. Amerika sert bir karşılık vermedi, bir yanıt vermedi ve bu saatten sonra bazı uzmanlara göre de yanıt vermesi sürpriz olur. Çünkü Kasım Süleymani İran için çok önemli bir isimdi. Ayetullah Ali Hameney'den sonra dini lider ikinci isim olarak nitelendiriliyordu Irak'ta biliyorsun. O isimden sonra çok büyük bir tepki, çok büyük bir saldırı olabileceği tartışılıyordu. Ancak böyle bir saldırının gerçekleşmesi İran'ın bir nevi tamam burada bırakalım bu işi ne şeklinde diye bir mesaj olarak değerlendiriliyor genel olarak diyelim. Trump'ın nasıl değerlendirildiğini de bir saat sonra göreceğiz diyelim. Az önce Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'in açıklamalarından bahsettin. İzleyenlerimize de hemen bir not olarak aktaralım. Cevat Zarif'in aslında yarın New York'ta Birleşmiş Milletler toplantısına katılması bekleniyordu. Ama Amerika vize vermedi. Aslında bu da belki bir anlamda bu sıcak saatlerin yaşanacağının bir göstergesiydi diyebiliriz. Teşekkürler görüşlerini paylaştığın için. Serhan Akif Ak Yıldız'ı İran'ın Amerikan askerlerinde bulunduğu Irak'taki iki üsse yaptığı çok da sürpriz olmayan saldırıların yansımalarını, saldırılar sonrası yaşananları ve bundan sonrasına ilişkin öngörüleri konuştuk. Stüdyo Washington devam ediyor. New York Times, İran'ın vekil güçlerini kullanmak yerine kendi sınırları içinden 5000'den fazla Amerikan askerinin bulunduğu iki askeri üsse balistik füze saldırısı düzenlemesinin Orta Doğu'da geniş kapsamlı bir çatışmayı tetikleyecek nitelikte olduğunu yazıyor. Gazete saldırının Tahran'ın komşu Irak'taki Amerikan hedeflerini vurma isteği ve becerisine sahip olduğu yönünde sert bir mesaj gönderdiğini kaydediyor. Habere göre Amerikan askeri ve istihbarat yetkilileri son iki gündür İran'ın balistik güç birimlerini yakalamıştı.
yakından takip ediyordu. Yaşanan hareketliliğin savunma amaçlı mı yoksa misilleme niteliğini taşıdığına ilişkin net bir belirti yoktu. Ancak iki Amerikalı yetkiliye göre dün gün ortasında İran'dan bir tür saldırı geleceği açıklık kazanmaya başlamıştı. Gerginlik tırmanırken saldırıdan yaklaşık 3,5 saat önce Trump yönetiminin üst düzey ulusal güvenlik danışmanları Beyaz Saray'da toplanmaya başladı. Başkan Trump ise Yunanistan Başbakanı ile olan görüşmesini tamamladıktan sonra bu toplantıya dahil oldu. Kongredeki Demokrat Partili liderler İran'ın saldırısından hemen sonra bilgilendirildi. Gazete, kongreden gelen tepkilerin daha çok savaş ilanı yetkisinin hükümetin hangi erkine ait olduğu tartışmalarına ve İran'la savaşa girmenin tehlikelerine odaklandığını yazıyor. New York Times bugün ayrıca Demokrat Parti'nin Başkan Trump'ın İranlı General Süleymani'nin öldürülmesine gerekçe olarak gösterdiği tehditler hakkında daha fazla ayrıntı almak için baskı yaptığını yazıyor. Habere göre Trump yönetimi demokratlara yanıt olarak Bağdat'taki Amerikan Büyükelçiliği'nin tehdit altında olduğunu ve istihbaratın başka diğer saldırılarında yakın olduğunu bildirdi. Ancak ayrıntı vermedi. Demokratlarsa Trump yönetiminin Süleymani saldırısından hemen sonra sağladığı istihbarata yönelik eleştirilerini yoğunlaştırdı. Trump yönetiminin Süleymani saldırısına ilişkin Kongre'ye gönderdiği resmi bildiri gizliliğini koruyor. Bazı yetkililere göre ise bildiri gelecekteki tehditler ya da yakın saldırılar hakkında bilgi içermiyor. Trump yönetiminin zayıf ve yetersiz bilgilendirme yaptığını vurgulayan demokratlar, Süleymani saldırısını haklı çıkarmak için yönetimin artık daha büyük yük altında olduğunu belirtiyor. Washington Post'a İran'ın füze saldırılarındaki isabet oranı ile ilgili bir değerlendirmeye yer veriyor. Gazete 14 Eylül'de Suudi Arabistan'ın en büyük petrol tesisine düzenlenen füze saldırısında kullanılan 19 füzenin 17'sinin doğrudan hedefi vurmasının Amerika için alarm zili niteliğinde olduğunu kaydediyor. Habere göre Amerikalı uzmanlar Suudi Arabistan'daki saldırıdan sonra yayınladıkları raporlarda İran'ın son 10 yıldır sessizce yüksek hassasiyete sahip füzeler geliştirdiğini, bunları müttefikleriyle paylaştığını, Amerika ile girilecek herhangi bir çatışmada İran'ın bu füzeleri kullanmasının beklenmesi gerektiğini belirtmişti. Öte yandan gazete İran'ın gelişmiş füzelerini ve bomba yapımı teknolojisini Hizbullah dışında Suriye, Irak, Yemen ve Bahreyn'deki vekil güçlerine de verdiği için kendisine yönelik misilleme riskini en aza indirgeyerek düşmanlarına zarar verme kapasitesine de sahip olduğunu kaydediyor. Bugün Amerikan basından öne çıkan başlıklar böyleydi. Yarın yine Amerikan gazetelerinin manşetlerini paylaşmayı sürdüreceğiz. Orta Doğu'da yaşanan sıcak saatler Amerikan ekonomisini nasıl etkiliyor? Bu da yanıtı merak edilen bir başka soru. Piyasaların seyrini, petrol fiyatlarının tüm bu yaşananlardan nasıl etkilendiğini New York'tan Aslı Pelit'le konuşacağız. Aslı, nedir piyasalardaki son durum? Merhaba Özlem. Amerika'da hisse endeksleri dün akşam yaşanan sıcak dakikaların ardından vadeli kontratlarda, yani piyasalar kapalı olduğu saatlerdeki hareketlerde çok sert düşüşler gerçekleştirdiler. %1,6'ya varan 400'er puan düşüşler gerçekleştirdi Dow Jones ve S&P endeksi. Petrol fiyatları ise %4'e varan bir yükseliş yaşadı. Ancak İran'ın savaşa girmeyeceğine dair gelen açıklamalar, Başkan Trump'ın Twitter'dan gönderdiği durum kontrol altında mesajının ardından endeksler bu düşüşlerden toparlanmış görünüyor ve şu anda tekrar yeşil, yani tekrar yükselişe geçmiş durumdalar. Petrolün varili ise savaş tehdidinin ortadan kalkmasıyla tekrar $63 seviyesine indi. S&P 500'ün vadeli kontratları dün akşam aniden düşüşe geçtiler. Neden? Ve şu anda da belki yükselişin ve beklenti olmasının sebebi herkes Amerikan Başkanı'nın Donald Trump'ın yapacağı açıklamaları bekliyor Wall Street'te. Büyük korku başkanın saldırılarının hemen ardından bir savaş sinyali vermesi olacaktı. Zaten sert düşüşlerin sebebi buydu. Ancak böyle bir açıklama gelmemesi piyasaları rahatlatmış görünüyor. En azından şimdilik önümüzdeki 1,5 saat içinde. Diğer yandan dün akşam saldırılardan bağımsız olarak Tahran Havaalanı'ndan kalkan ve Ukrayna Hava Yolları'na ait bir Boeing 737 model uçağın İran'dan kalkışının ardından teknik bir sorundan dolayı düşmesi sonrasında Boeing hisseleri de
hem piyasaların açılışı öncesinde hem de şu anda değer kaybetmeye devam ediyor. Bu Boeing için büyük bir darbe oldu. Bu üçüncü uçak düşen ve zaten zor durumda olan Boeing şirketi için hiç de iyi bir haber değildi. Çarşamba günü görülen bu sert dalgalanmalara, inişli çıkışlara baktığımız zaman yatırımcıların durumun ne kadar gerginleşebileceğini değerlendirmeye çalıştıklarını düşünüyoruz. Hem Amerika-İran arasındaki gerginliğin hem de 15 Ocak'ta imzalanması gereken bir ilk faz adı verilen anlaşma var. Acaba Başkan Trump bu anlaşmayı imzalayacağını söyledi. Bununla ilgili hiçbir açıklama yapılmadı. Anlaşmanın hiçbir belgesi açıklanmadı piyasalara. O yüzden piyasalar bu konuyla ilgili olarak da endişeli görünüyorlar. Çünkü Amerika ve Çin arasındaki anlaşma küresel ticaretin geleceğiyle ilgili çok önemli bir sinyal verecek piyasalara. O yüzden bu konu kesinlikle büyük bir önem taşıyor. Yani önümüzdeki öğlen saatlerine kadar beklenen Başkan Trump'ın açıklamaları, daha sonra da önümüzdeki günlerde eğer bir savaş açıklaması yoksa 15 Ocak'ta imzalanıp imzalanmayacağını merak ediyor yatırımcılar. Bir taraftan bu sabah pozitif bir istihdam raporu geldi. Özel sektör istihdam raporu, ADP ve Moody's'e göre geçtiğimiz ayın özel sektör istihdamı 220 bin, tahminler 150 bin civarındaydı. Bu da tahmin edersiniz piyasalara yine pozitif bir optimizm dağıtan bir haber diyebiliriz. Bunun detaylarını önümüzdeki saatlerde daha net açıklayacak bu kurumlar. Peki eğer bir gerginlik devam ederse Orta Doğu'da, eğer bir savaş çıkma olasılığı varsa bu yeni durumdan kimler kârlı çıkacak diye de düşünüyor tabii ki de yatırımcılar. Tabii ki de savunma sektörü. Bu savunma sektörünün büyük isimleri var. Lockheed Martin, Raytheon ve Northrop Grumman isimli şirketler. Bunlar uzun menzilli füze üreticileri ve hükümet kontratları var. Bu şirketlerin hisseleri hafta başından beri yükseliyor Özlem. Bunları takip ediyor olacağız. Bakalım önümüzdeki saatlerde Başkan Trump'ın açıklaması nasıl olacak, piyasalara nasıl yansıyacak, sizler için New York'ta izliyor olacağız. Aslı Pelit, Amerikan piyasalarının kalbinin attığı New York'tan Washington tahranatındaki son gelişmelerin Amerikan ekonomisindeki etkilerini aktardı. Teşekkürler Aslı. Orta Doğu'daki sıcak gelişmelerin Washington'daki yansımalarıyla başladık bugün yayınımıza. İran'ın Irak'ta Amerikan askerlerinin bulunduğu üslere yönelik saldırılarının ardından Washington'da yaşananları aktardık. Bundan sonra neler olacağını konuştuk. Amerikan ekonomisi üzerindeki etkilerine baktık ve Washington'dan yaptığımız yayının bugün de sonuna geldik. İnternet adresimiz amerikanınsesi.com. Yarın Amerika ve Dünya gündeminin öne çıkan başlıklarıyla yine Washington'dan karşınızda olacağız. Hoşça kalın.